Bu videoda birinci dereceden tepkimeler için hız sabiti K'yı nasıl bulacağımızdan bahsedeceğiz. Aslında bir örnek üzerinden gidersek daha rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz bu tablodaki veriler reaktantın yani hidrojen peroksitin H2O2'nin zamana göre değişen derişimini gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5 farklı zaman var. Her biri içinde ayrı bir derişim değeri gözüküyor. Burada net tepkime hidrojen peroksitin parçalanarak H2O ve oksijen oluşturduğunu söylüyor. Tepkimenin 40 derece santigratta gerçekleştiğini biliyoruz. Bizden bu tepkimenin hız sabitini bulmamız isteniyor. Yani elimizdeki verileri kullanarak bu tepkimenin hız sabiti K'sını bulmamız gerekiyor. Bunu yapmanın iki kolay yolu var. Bu yollardan biri ki çoğu insanın ilk tercihi bu olur, grafiği kullanarak bu soruyu çözmek. Birinci dereceden tepkim olduğunu bildiğimize göre zamana bağlı derişimin doğal logaritmasını y eksenine, zamanı ise x eksenine koyarak bir grafik çizebiliriz. Bunu yaparken birinci derece tepkimeler için integrali alınmış hız yasasını kullanabilirsiniz. Herhangi bir zamandaki derişimin doğal logaritması ln a t eşittir, başlangıç derişimin doğal logaritması ln a0 eksi k çarpı t. O zaman derişimin doğal logaritmasını alıp zamana göre grafik çizebiliriz. Ortaya çıkan doğrunun eğimi bize eksi hız sabitini verir. Bu soruyu çözmek için oldukça kolay bir yol. Ama size bundan başka bir yol da önerebilirim. Birinci derecede tepkimelerin bir başka özelliği de tepkimenin yarı ömrünün yani t1 bölü 2'nin sabit olması. Hatta sadece sabit değil bir de hız sabiti k'ya da bağlı olması. Dolayısıyla yarı ömür zamana bağlı olarak değişmiyor. Bu durum için bir tane de denklem var. T1 bölü 2 eşittir. Elen 2 bölü K. Elen 2'yi hemen hesaplayarak yerine 0,693 yazabiliriz. Yani T1 bölü 2 eşittir. 0,693 bölü K. Bu denklemin nereden geldiğini hatırlamıyorsanız sadece bu denklemi türettiğimiz videoya tekrar göz atabilirsiniz. Bu durumda tek yapmanız gereken yarı ömrü bilmek. Yarı ömür neydi? Bir reaktantın derişiminin başlangıç derişiminin yarısına kadar geçmesi gereken süre. Demek ki yapmamız gereken buraya başlangıç derişiminin yarısını yazmak ve de t'yi yani zamanı hesaplamak. Ama sınavlarda genel olarak bu ifade size zaten verilmiş olabilir. Öyleyse grafik çizmeden de sadece bu denklemi kullanarak da K'yı bulabiliriz. Hatta eğer grafik çizebilen bir hesap makineniz yoksa bu yöntem sizin için daha avantajlı bile olabilir. O zaman soruda bize verilenlere bakarak yarı ömrü bulup bulamayacağımızı görelim. İlk veriden ikinciye geçerken derişimi yarıya düşmüş. Elbette bu verileri de numaralandırırsak hangisinden bahsettiğimiz daha kolay anlaşılır. Bunun için gereken sürede 2,16 çarpı 10 üzeri 4 saniye. Emin olmak için birkaç veriye daha bakalım. Böylece yarı ömrün sabit kaldığından da emin oluruz. Örneğin ikinci ve üçüncü verilere bakalım. Derişim yine yarıya düşmüş. Üçüncü ve dördüncü için de aynı şey geçerli. Aslında verilen bütün derişimler bir öncekinin yarısı gibi gözüküyor. Geçen zamanda hepsi için aynı. 2,16 çarpı 10 üzeri 4 saniye. Demek ki yarı ömür 2,16 çarpı 10 üzeri 4 saniyeye eşit diyebiliriz. Yalnız bir de şöyle bir gerçek var. Yapılan bir deneyin sonuçları tabii ki bu kadar düzgün olmayabilir. Örneğin gidip birinci dereceden bir tepkime deneyi yapmak isterseniz sizin elde edeceğiniz veriler yani derişimler büyük ihtimalle bu kadar güzel olmaz. Bu oldukça doğal bir durum. Hatta çok normal ve daha doğru bile diyebilirim. Bu nedenle böyle veriler elde etmezseniz sakın üzülmeyin. Bu doğru yaptığınızın, deneyin iyiye gittiğinin bir işareti olarak bile yorumlanabilir. Neyse, yarı ömrü bulduğumuza göre tabloya bakarak k'yı hesaplayabiliriz. k eşittir 0,693 bölü t1 bölü 2. Yani 0,693 bölü 2,16 çarpı 10 üzeri 4 saniye. Hesap makinesi alıp bu işlemi yaparsak elde edeceğimiz değer 3,21 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkar birimi de 1 bir bölü saniye. Bu konuda unutmamanız gereken noktaların üzerinden tekrar geçelim. Birinci dereceden tepkimeler için yarı ömür sabit olduğuna göre, yarı ömrü biliyorsanız K'yı, K'yı biliyorsanız yarı ömrü bulmak için bu denklemi kullanabilirsiniz. Ayrıca sorudaki verilere ya da güzel çizilmiş bir grafiğe bakarak bir yarı ömrün sabit olduğunu görmek sizin o tepkimenin birinci dereceden olduğunu anlamanızı sağlar.